olduğu yer, topun olduğu yer bizim için pozisyon. Please tell me all the bad and the good, fill my head full of every single doubt. Please say any negative thought, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. Medyascope Spor'dan hepinize merhabalar. Segundo Volante'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli ve çok da sevdiğim bir konuğum var. Emir Ateş Dağlı. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Uğurcan. Sana da hayırlı olsun dileyim. Seninle de böyle güzel bir platformda böyle program yapmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim düşünceler için. Öncelikle programa başlamadan önce Emir abiyle tanıştığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Ben o zamanlar tabii lise öğrencisiydim, işte Twitter'da ufak tefek böyle İtalya Futbol adında bir sayfamız vardı. Postlar paylaşıyorduk. Emir abi de işte Türkiye'de belki İtalya Futbol denilince akla gelen ilk isimlerden biri olduğu için bize o zamanlar çok da fazla destek olmuştu. Her zaman da beni sevdiğini söyler, ben de onu çok seviyorum. Programımda da onu davet ettim, beni kırmadı. Çok teşekkür ediyorum abi şimdiden. Ne demek ya, zevk zaten dediğin gibi hep konuşup sohbet aslında ettiğimiz, hani sosyal medyadan sonra yine hani özel olarak da konuştuğumuz bir ilişkimiz var. Ben de sen de benim kardeşimsin, her zaman seninle desteğim, her zaman seninle. Sen de bunu çıkartmıyorsun diyelim. Hani hep güzel işler yapmaya devam ediyorsun. İnşallah daha da güzelleri olur. Ve çok da güzel, sonuçta futbol konuşuyoruz ya da spor konuşuyoruz. Sadece futbolda konuşmuyoruz konuştuğumuz zaman. O da çok zevkli, hepimizin zaten hayatında olan bir şey. Çok teşekkür ederim abi düşünceler için. İstersen sorularımıza geçelim. Sen de hazırsan. Tabii. Senin için güzel sorular hazırladım açıkçası. Heyecanla da aldım. Nasıl? Öncelikle İtalya serüveninden başlamak istiyorum. İkimizin de ortak alanı. İtalya ve Serie A'ya olan bağlılığını hepiniz biliyoruz. İtalya'da Roma Sapienza Üniversitesi'nde bir tıp öğrenimi aldın. Roma'da kaldın. Bir Roma taraftarı olduğunu da biliyorum. Bize kısaca bu İtalya'ya olan bağlılığın, özellikle İtalya futboluna ve Serie A'la olan bağlılığın nereden geliyor? Bize kısaca bundan bahsedebilir misin? Şöyle, ben İtalyan Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi mezunuyum. Eğitimimi İstanbul'da İtalyan Lisesi'nde aldım, Galileo Galilei'de. Annem de benim aslında üniversiteyi Milano'da okudu, ikinci üniversitesini. Hani o sebeple İtalya kültürüne çok böyle uzak doğmadım aslında. Çünkü annemin de hep İtalya'yla hem iş olsun hem de normal bağları, arkadaşları olduğu için hep küçüklükten aslında bu İtalya şeyi biraz bana aşılanmıştı. Tabii lise öğretimimi de İtalyanca aldığım için özellikle lise dönemi itibariyle zaten Serie A bir şekilde takip ediyorsunuz. Hani ben 97 doğumluyum. Hani bizim tam böyle ilk çocuk olduğumuz dönemde tabii o Milan takımı herkesi bir şekilde büyülüyordu. Herkesin bildiği bir ligdi. Serie A zaten özellikle, hatta benim de bir önceki jenerasyonumun en çok sevdiği, en çok takip ettiği ligdi. Ben de tabii babam da sporla çok aşırı neşir, birçok kişi tanır, bilir, duyar. Hani onunla da hep hani konuştuğum zaman hani futbolda, İtalya futbolu her zaman önemliydi benim hayatımda. Ama tabii liseyle beraber hem daha çok ben de kültürün içine daha çok girdim. Annemin de katkısıyla, lisemin de bana katkısıyla. Lisanı da öğrendikten sonra tabii bütün hayatım aslında bir anda Serie izlerken kendimi daha çok buldum. Normalde Premier Lig'de eskiden daha çok izledim. Hatta daha çok takip ederdim. Onu da söyleyebilirim. Ama tabii 2010'dan sonra tam o liseye geçiş dönemiyle beraber Serie A'yı daha çok takip etmeye başladım. Tabii sosyal medyanın da bununla biraz katkısı oldu. Çünkü sosyal medyada yazıp çizmeye ya da sosyal medyada sayfa açtıktan sonra İtalyanca da öğrendiğimiz için o İtalyancayı pekiştirmek gerekiyor. Nerede pekiştirebilirim? En çok sevdiğim şeyler spor, müzik vesaire. Hani bunların üstünde yoğunlaşıyorsun. Bir bakıma da Serie A'yı takip etmek, Serie A sayfalarını, takımların sayfalarını, YouTube'unu takip etmek, maçları İtalyanca dinlemek derken kendimi bir anda böyle bir serüvenin içinde buldum. Zaten ondan sonra lise dönemimde zaten yaş da aldıkça daha çok futbola düşüyorsun ya da spora. Takip etmen artıyor, detaylara iniyorsun derken zaten biraz iyice Serie A kolik olduk. Hani lise itibariyle. Tabii o dönemler Serie A aslında şu anki Serie A'dan bile daha gerideydi. Hani 2010'lar, özellikle 2006'daki şike sürecinden sonra bir düşüş yaşayan Serie A, tekelleşmeye giden, Inter'le başlayan, sonra Juve'ye dönen, hani biraz insanları kaçırıyordu ama yani futbol her zaman iyi bir seviyede İtalya'da. İtalya'nın da ne kadar futbol sorunları olsa da futbol her zaman iyi seviyedeydi. Biz de bundan zevk aldık. Tribün kültürünü seviyorum. İtalya denince zaten tribün kültürüyle sahanın içindeki futbol birbirine kesişiyor. Bunları takip etmeye başladık. Hani böyle bir girizgah yapabilirim. Zaten sonrasında da İtalya üniversitelerinin gibi gittim. Yaklaşık 5 yıl İtalya'da kaldım net olarak. Covid'den sonra döndüm. Eğitimime şu an burada devam ediyorum. Tıp eğitimime. Ama orada da tabii iyice işin içine girdik. Maçlara gitmeye başladım. Roma'dan kombine aldım. Roma sevgim yani hem sarı kırmızı renklerden geliyor. Biraz daha renklere ilk etapta şey olursun ama daha çok bir yaş aldıkça Roma şehrine gittim. Çok aşık olduğum şehirlerden biri oldu. Totti benim futbol kahramanlarımdan biri. 2-3 oyuncudan biri. Bir formasını aldım. Bir anda kendimi Roma'ya aidiyet hissetmeye başladım. Yani normalde çok aslında Milan'a da bu arada hani bizim küçük, ya benim işte 10 yaşında 11 yaşında Milan sonuçta Avrupa şampiyonu oluyor. Biraz daha hani Milan itiliyor sana, hani Milan ama hiç böyle ekstrem bir Milan taraftarı olmadım. Hani Türkiye'de çünkü Milan taraftarı olmak aslında daha çok şey. Çünkü hem bizim babalarımızın dönemindeki meşhur zaten 80 sonlu Milan, sonra yine 90'larda gelen efsane Milan kadroları vesaire, bir Milan üstünlüğü daha çok oluyor Türkiye'de genelde. Juventus'a yine her zaman olduğu gibi İtalya'nın en büyük takımlarından. Inter çok yoktu ama Inter şu dönemde daha çok bizi aslında bizi bağlıyor. Çünkü hem Hakan'ın da orada olması, hem Serie A'da şu an Inter'in dominasyonu vesaire derken biz de Roma'yı seçtik. Böyle bir şey yaptık. Hatta çok yakın arkadaşım vardır, Zor Bey. Onun ailesi Laziolu. Hatta onlarla falan böyle çekişmeye falan başladı. Güzel, zevkliydi yani. Mehmet abi Lazio dedi, babamın arkadaşı. Hani hep onlarla da çekişiyorduk. Hani biraz da o tarafı biz tuttuk. Onlar da o tarafı, güzel oluyordu. Zevkli. Sonra zaten Roma'da stada gitme şansı, hani kombin alma şansım oldu. Stada gittim. Roma'daki okuldaki arkadaşlarımla gittim. Oradan arkadaşlar edindim tribünden. O da bana çok güzel bir deneyim oldu. Şu an hatta gazeteci arkadaşlar edindim. Zaten spor medyasına da aslında biraz üniversite dönemimde girdim. Hem bu Serie A'da yazıp çizdiğimiz dönemde, hem seninle tanıştığımız o dönemlerde oralardan bilgileri aktarıyorduk. Covid döneminde yine aktif olarak aslında bu işe başladığım dönem diyebilirim. Lig Radyo ile beraber Mehmet Ayan ve Cüneyt abi önderliğinde aslında bu işe girdim. Hani biraz hem storytellerlik yaptık, hem futbolla ilgili görüşlerimizi söyledik. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de büyük bir fırsat olarak Andrea Pirlo ile çalıştım. Karagümrük Spor Kulübü bana bu fırsatı tanıdı. Kendisinin hem tercümanlığını yaptım. Ondan ayrıca sonra geleceğiz oraya abi. Aynen, yani sonra kulüplere kaldım. Bir sene daha ekstra kulüpte çalıştım. 2 sene çalışmış oldum ve şu ana kadar getirdim sana bütün hikayeyi. Şu anda yeni sezonda da Habertürk Spor'da yeni açılan bir kanalda yorumlarıma devam edeceğim. Sana da abi yeni kariyerinde başarılar diliyorum. Aslında sen bize çok çok açık bir özet yaptın hayatınla ilgili. Benim anladığım kadarıyla ve senin okuduğum kadarıyla bir röportaj vermişsin sanırım. Orada futbolun yanı sıra tıpı da ne kadar sevdiğini söylüyorsun. Fizik, kimya, biyoloji alanlarında çok ilgilisin. Zaten tıp fakültesi öğrencisin yani, bu olmasa yani, hani biraz mecburiyet oluyor bir de ya artık. Ve aslında işte aslında biraz tıp öğrencilerine de hani buradan şey yapmış olayım, ben biraz daha büyük kalıyorum şu an okulu bitirdiğim öğrencilere ya da arkadaşlarıma diyeyim, öğrencilere demem. Aynen. Öğrenci arkadaşlarımıza da diyeyim, hani bu yani tıp okumak çok komplike ve zor bir şey. Hani burada çok zamana takılmamak, her bölüm zor ama tıpın özellikle mental aslında yıpranması daha zor. Şu anda hastanede zaten görevler yapıyoruz işte stajyer olarak vesaire. O yüzden kafanızı dağıtmanız için aslında güzel bir şey. Hem sporla ilgilenmek olsun, müzikle ilgilenmek, sanatla ilgilenmek, bu tip şeylere o yüzden de doktorlar da çok yatkındır zaten hep, ama hani bizimki belki bunun bir tık daha üstüne çıkmış olabilir. Bazen fazla rol çalmak oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu da bireysel bir karar. Bu da benim kararım. O yüzden memnunum bunları yapmayı, sizle konuşmayı, sosyal medyada bu kadar aktif olmayı sporlu üzerinden? Aslında buradan abi senin de söylediğin gibi gençlere çok çok güzel bir örnek oluyorsun bence. Çünkü hayatında iki tane hobim var. Birisi fizik, kimya, biyoloji ve tıp alanı, diğeri futbol. Bunları Roma gibi bir şehirde birleştirmişsin ve belki de çocukken hayalini kurduğun şeyleri yaşıyorsun. Aslında burada o verdiğin röportajda, bu videonun altına da onu bırakırım, çocuklara ve gençlere ne kadar çok çalıştıklarında bunun karşılığını alabileceğini çok güzel aşılamışsın. Sana da teşekkür ediyorum. Bu alanda da gençlerimize bir nevi işte onlara bir rehber olduğun için. Buradan da aslında bu röportaja hazırlanırken belki de en çok sormak istediğim soru. Sen İtalya'da eğitim görmüş birisin. Senin de söylediğin gibi lisede de İtalyanca eğitim almışsın. İtalyancanın abi C seviyesinden yukarıda olduğunu tahmin ediyorum. Çok çok lisanlarını iyi biliyorsun İtalyanların. Bu konuda kimse ahkam kesmesin bence. Çünkü lisanlar gerçekten zor. Hani herkese saygılıyım. Tabii ki de yani sonuçta bir tercümanlık ve falan da yaptık. Hani bir şekilde artık İtalyancanın ikinci lisanımız, hatta bazen birinci lisan, düşünme lisanımız bile oluyor dediğin gibi. Aslında ben de bir dil bölümü öğrencisiyim. Dediğin gibi düşünme lisanı olması dil öğrenme anlamında çok çok önemli. Buradan da biraz Karagümrük'e bağlamak istiyorum. Bize biraz Karagümrük hikayesinin nasıl başladığını anlatabilir misin? Pirlo'ya ayrıca geleceğim. Karagümrük hikayesinden başlayalım. Karagümrük hikayesi şöyle. Lig Radyo için soru sormaya gittim. Andrea Pirlo'nun basın toplantısından. Hatta çok da hani böyle çok o konulara giden bir hani kişi değildim, hani basın toplantıları vesaire, ama hani Cüneyt abiyle konuşmuştuk, Cüneyt Kaşeler'le. Ya dedi, git ya, niye gitmeyeceksin, git soru sor, hem de bize güzel hani şey çıkar, güzel bir hani konuşacak konu. Peki dedim Cüneyt abi, Mehmet abiyle de konuştuk, git dedi. Tamam dedim abi, gidiyorum. Gittim, orada bir İtalyanca soru sordum. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai, perché giovani giocatori sempre... Hani Andrea Pirlo'nun Juventus döneminde işte akışkan futbol, akıcı futbol üstüne çok durduğu, konuyu çok durduğu ve düşünceleri olduğu ile ilgili hep bir şeyler yazılıp çiziliyordu ve öyle de açıklamalar olmuştu. Bununla ilgili bir soru sordum, futbol sorusu sordum. İtalyanca sordum. Tabii hoca cevabını verdi. Çok da güzel bir ilişki oldu vesaire. Hani tanışma fırsatı buldum orada, hani kendisiyle elini sıkma fırsatı buldum, ama tabii ben bu yani ya ben hiç bir tercümanlık konusuyla ilgili hani hiç öyle bir düşüncem yoktu gittiğimde. Buna da ön ayak olan isim Raşit abi. Raşit Altun abimiz Lig TV'den de, Lig TV dönemi Bein Sport'dan kendisi beni gördü. Babamın da zaten bir tanıdığı, dostu. Dedi ya, ne yapıyorsun sen? Döndüm ettim. Evet dedim, döndüm abi, buradayım falan. İşte okula, hatta buradaki üniversitenin bir üniversitesine geçtiğimi söyledim. Vesaire, eğitime devam edeceğimi söyledim. Hani hiç aklımda zaten böyle bir şey yoktu. Ya dedi, sen niye Pirlo'nun çevirmeni olmuyorsun? Sen bunu yapabilecek kapasitesi. Hani sonuçta sosyal medyada vesaire futbol üstüne konuşuyorsun ya. Valla dedim hani ben bir çevirmenlik ya da bir tercümanlık hiç düşünmedim. Hani ben öyle bir şey bilmiyorum, değilim dedim yani açıkça. Ama yok dedi, hani bence düşün vesaire, hani biz de sana şey olalım, destek olalım, hani bence böyle bir şey olabilir, çünkü hani gerekiyor böyle kişiler vesaire. Evet abi, ama üstte durmadım, hatta ufakta hemen bir kaçarak oradan. Konunun çok üstüne durmadım. Hani hiç çünkü olacağını tahmin etmediğim bir durum zaten. Sonra çıktım. Bir gün sonra Beşiktaş'ta bir kahve içerken bir arkadaşımla futbol üzerine yine bir şeyler konuşuyorduk. Kendisini gördüm. Raşit abi'yi gördüm. Hani bu biraz hani şans bence. Kader beni böyle biraz ördü. Ya neredesin sen? Ben dün kayboldum vesaire dedi. CV'ni yaz bize dedi. İletişim adreslerini verdi. Sonra orada Karagümrük'le o dönemlerde çalışan kişilerin bana numaralarını verdi. İrtibat numarası. Seni arayacaklar işte, at vesaire. Ben CV'mi attım vesaire. O zaman şu an hala kulüpte olan sportif direktör olan şu an Umut abiyle, Umut Köse'yle bir görüşme sağladık. Kendisi hocanın geleceği tarihi söyledi. Vesaire. Beni çağırdılar. Hocayla tanıştıralım. Ondan sonra kararını ver. Olursa şey olur. Gelirsin kampa vesaire. Ondan sonra hoca geldi. Andrea Pirlo ekibiyle akşam yemek yedik hep beraber. Sayın Başkan Süleyman Ulurma vesaire, onunla tanıştım. Sonra bir anda kendimi bir gün sonra zaten kampta buldum. Yani. Yani hani o gecesi yemek yedik, sabahına kamptaydım. Ondan sonrası zaten 2 sene boyunca çok severek yaptım. Hani bir anda yani aidiyet duygusu da çok beslediğim Karagümrük camiasıyla çok güzel anlarımız oldu. Kötü anlarımız da oldu maalesef. İstemediğimiz bir şekilde takım maalesef 2. lige düştü bu sene ama genel olarak benim için, kendi kariyerim için çok önemli bir 2 sene oldu. Andrea Pirlo gibi bir isimle ve ekibiyle çalışmak, hocayla bu samimiyete ulaşabilmek, böyle bir şeyi yaşamak, böyle bir onuru, duyguyu yaşamak çok güzel. Çünkü çocukluğunda izlediğim, benim de gerçekten çok beğendiğim bir oyuncuydu hani yani. Bunu şey olsun diye, onunla oldum diye söylemiyorum yani. Belki de sana futbolu sevdiren isim de aynı zamanda. Evet, onun şeyini yaptık. Ben Pirlocuyum, ben Totticiyim dedim ama hani kendisi de hatta güldü etti vesaire. Hatta işte Totti'yi de yakından tanıyan ekipte isimler vardı vesaire. Bana video yollattılar onlar. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllara, öpüyorum yanaklarından. Yani çok güzel böyle anlar da biriktirdim tabii yani hani o yüzden hani güzel de oldu benim için ama hani onlar da beni gördü, bu İtalya futbol aşkı vesaire hani biraz bu konularda kafayı kırdığımızı gördü. Güzel bir ilişkim, çok güzel bir sezon geçirdik. Bence hoca da kendi açısından zor ama güzel bir sezon geçirdi. Camia da bence, Karagümrük camiası, başkan da çok arkasında durdu. Süleyman Başkan da çok destek verdi bu süreçte. Aslında güzel bir sene geçti herkes için. Tabii sonrasında maalesef futbol ikliminin geldiği nokta, ekonomi vesaire, zaten kulübümüzün maalesef o dönemde de hala yaşadığı bir tesis sorunu, sıkıntısı var, stat sorunu var. Bunlar gerçekten bir kulüp için çok büyük sıkıntılar. Yani bu bir kulübün tesisinin olmamasını hani yaşayarak öğrenmek de benim için de çok önemli bir deneyim. Hala da çözülmemesine gerçekten üzülüyorum. Karagümrük de bunu hak eden bir kulüptü ve hala da öyle. Ben de en kısa zamanda bunun çözülmesini talep ediyorum. Ben futbol için de talep ediyorum. Abi istersen buradan da özel olarak bir Pirlo parantezi açalım istiyorum. Benim de aslında senin programına hazırlanırken beni en çok heyecanlandıran kısım Pirlo kısmıydı. Programın da ismi bildiğin gibi Segundo Volante. Bu rol denilince aklımıza Pirlo geliyor. Programın ismini seçerken de bana ilham veren isimlerden biriydi Pirlo. Şunu merak ediyorum. Antrenman sahasında ve gerçek hayatta biz çünkü Pirlo'yu tamamen saha içinde biliyoruz. Evet. Onun liderliğini, kaptanlığını, dominantlığını. Sen onu belki de Türkiye'de artık en iyi tanıyan isimlerden birisin. Pirlo antrenman sahasında ve normal hayatında nasıl biriydi? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Yani şöyle, hocanın tabii bir soğuk görünüşü vardır hep dışarıdan ama aslında... Çok, yani bunun tam tersi bir insan diyebilirim. Hani ilk etapta söyleyebilirim. Çok içten, çok mütevazı bir insan. Hani hem kendi yaşantısında hem de bunu dışarıya yansıtmada. Hani ben hatırlamıyorum ki hoca bir gün birini kırdı, fotoğraf çekilmedi ya da hani ki en kızgın, en üzüntülü hallerinde maçlardan çıkışta kaybettiğimiz ya da istenmediğimiz bir skor aldı, istemediğimiz bir skor aldığımız bir maçta hani Anadolu deplasmanlarına dahil herkese karşı çok mütevazi ve içten, rahat bir şekilde davrandı. Tabii ki de sonuçta futbolcu, çok dünyanın en büyük futbolcularından biri. Ama hani sonuçta bir yaptığı iş hocalık, yani antrenörlük de bir sonuçta bir disiplin gerekiyor. O seviyede disipline sahip, aslında kuralları olan, kendi içinde kuralları olan, bu kuralları uygulamaya çalışan bir isim. Hani doğru yanlış, hani ben onları şey yapacak durumda değilim. Bence gayet özellikle buralarda başarılı olmak için, Türkiye'de özellikle ilk etapta, ilk step olarak bence o da iyi bir tecrübe yaşadı. Bu işler tabii biraz tecrübe işi, özellikle antrenörlük işi. Onun da bence Türkiye'de geçirdiği süre, bence şu an ona sorulsa o da aynısını söyleyecektir. Gerçekten iyi bir tecrübe onun için. Çünkü Süper Lig gerçekten görünürde kolay ama pratikte zor bir lig. Yani her maçın ayrı dinamiği oluyor. Deplasmanlar çok zor. Özellikle Anadolu deplasmanları, oralarda oynamak, o baskılarda oynamak kolay değil ve bunu görece büyük olmayan, sonuçta 4 büyük bir takımda olmadan bunu başarmak, özellikle 4 büyük atmosferlerinden çıkabilmek, hatta iyi oynayarak, evet belki kazanamadık ama iyi oynayarak çıkabilmek, kendi futbolunu oynayarak çıkabilmek, bunlar önemli artılardı bence hoca için. Ben insanlık olarak da bu arada gayet yani hiç söylemeyecek bir şey yok. Yani çok büyük bir insan, çok güzel bir insan. Hani hem sakin, Yeri gelince heyecanlı. Onu size geçiriyor. O cool'luğunu diyeyim aslında bütün herkese geçirebiliyor. Bu da bence onun en büyük silahı. Ben o yüzden kendisiyle çalıştığım için hem ekibiyle de bunu hep vurguluyorum. Çünkü ekibinde çok değerli kişiler var. Roberto Baronio yardımcı antrenörüydü. Paolo Bertelli fiziksel antrenörü, zaten İtalya'nın hani ustalarından bu işin. Hani ondan bir şeyler öğrenilmek aynı şekilde. Nicola Pavarini kaleci antrenörü, yıllarca Parma'da oynamış bir isim. Baronio zaten yardımcı antrenörü bahsetmiştim. Efsane Lazio kadrosunda bulunan bir isimdi. Antonio Gagliardi, İtalya milli takım analisti. Şu anda Mancini'yle beraber, yani onunla konuşmak, onunla bir şeyler futbolla ilgili değiştirmek benim için, bana çok büyük ufuk kattı aslında. Futbol ufkumu da genişleten kişiler oldu. Mauro Bertoni'yi de söyleyeyim. O da onun hocanın yardımcılarından da. O da aslında İtalya'da eski oyunculardan, yine hani toprak, çim sahayı yutmuş, çamuru yutmuş oyunculardan. O da farklı bir bakış açısıyla hep hocaya yardım etti. Yani güzeldik. Türk hocalarımız tabii. Alparslan hocamız, Alparslan Erdem. Onunla çalışıp sonra hocam oldu. O da onun da aslında futbol görüşüne, görüşüyle yaptıkları, kattıkları değerler var. Esat hocamız, Burak hocamız o dönemde, Esat hoca analizde destek verdi. Burak hocamız, Burak Kaymak hocamız, Esat Kansak'a, Burak Kaymak hocamız Paolo'ya fiziksel olarak destek verdi vesaire vesaire. Çok aslında güzel bir ekip çalışması oldu hocanın önderliğinde, hocanın felsefeleriyle. O yüzden bence hem dediğim gibi Süleyman Başkan'ın da desteğiyle güzel bir sene geçti bizim için ve hocanın da bence hani sanki Türk futbolunda biraz daha sözü vardı. Biraz daha bir şeyler yapabilir. Belki ileride neden olmasın diyelim. Ben de kişisel olarak Pirlo'yu tekrardan ligimizde görmek isterim. Ama sanırım Süleyman Ulurma, Karagümrük Başkanı, Pirlo'nun ayrılığından sonra aslında Pirlo'nun da biraz gitmek istediğinden bahsetmişti. Sanırım o da bizim ülkemizdeki futbol ikliminden çok hoşlanmadı diye düşünüyorum ki belki bu konuda yorum yapmak istemeyebilirsin abi. O yüzden bunu bir soru olarak almadım. Biraz olumlu şeyleri konuşmak istiyorum aslında. Evet. Pirlo'yla böyle aklına gelen, ne bileyim, komik, spesifik, böyle güzel bir anı varsa bizimle paylaşabilir misin? Ya çok anı var, hani her anında anlatılmaz, bazı anlatılamaya anlarım. Evet. Hani ama yani hoca bir kere çok espritüel bir isimdi. Özellikle hani belki hani, okuyanlar vardır, Gattuso yaptığı şakalar vesaire konuşulur. Onları bize de hani canlı olarak anlattı vesaire. Hani Gattuso'yu nasıl delirttiğini, işte meşhur bu Juventus belgeselindeki bu salyangoz yeme olayını falan bize anlatınca tabii yani güzel oluyor işte. Ne bileyim, Gattuso'yu işte odaya kilitledik falan filan. Yani çok böyle komik anlar anlattı. Hocanın işte gözlem yeteneği tabii sahada da öyleydi. Normal olaylarda gözlem yeteneği çok yüksek bir isim. Hani çok iyi analiz edebiliyor dışarıyı. Hani insanların işte giyimini, kuşamını, bunun üstünden ufak espriler yapabiliyor. Olayın şeyiyle yapabiliyor. Yani hani görüntüsünün dışında gerçekten çok espritüeldi. Hani hem o aslında hani biz oyunculara karşı da, hani iç staff'a karşı da, hani böyle yemeklerde vesaire takıldığı ettiğimiz oldu. Ekibimiz de böyle bir ekipti. O yüzden çok komik anlar yaşamıştık. Tabii sosyal hayatta, işte oturduğu semtte, sokağa çıktığımız zaman hani insanların bir ilk anlamaması ama sonra dönüp "Aa ya Pirlo" falan. Hani o sekansları yaşamak bile aslında komik yani. Hani bir anda beraber yürüyorsunuz. Hani şöyle söyleyeyim. Hani dünyadaki en önemli futbolculardan, 25-30 futbolcudan biridir şu an yaşayan. Çocukluk kahramanınız ama soyunma odasında şuramda oturuyor. Karam aşkın, sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karam, bir güzelsin. Hani ve yan yana soyunuyorsunuz. Hani bu bile aslında hani çok garip yani. Garip bir duygu, garip bir his. Sonuçta tercümanlık da böyle bir şey maalesef. Çünkü zor bir görev. Her yere değinmen gerekiyor. Çünkü takımda, özellikle yabancı hocalarda bu tip durumlar oluyor. Çünkü bütün iletişim kaynağı sen oluyorsun. Bunu geçirmek de önemli ve aslında bir bakıma dediğin gibi partner oluyorsun onunla. Yani o bir şey söylüyor, sen onu aktarıyorsun. Emre Hoca'yla yapılan ikili basın toplantıları vardı. Onlar çok zevkliydi mesela. Emre Hoca'yla olan sohbeti onun, sonra işte Emre Hoca da ben de tanırım Emre Hoca'yı, Emre Belezoğlu'nu, onunla üçümüzün böyle bir sohbet ettiği anlar. Mesela bunlar benim için unutulmaz anlar olacaktı. Emre Hoca işte çok güzel gülüyoruz ediyoruz, sahaya çıkıyor Emre Hoca'nın agresifleşmesi vesaire. Yani aslında hani 5 dakika önce konuştuğumuz kişi espriler vesaire, ama oyunun adrenalini herkesi bir anda etkiliyor vesaire. Bunlar yaşamak güzeldi. Her anıyla hem hocayla hem oyuncu grubuyla aslında o sezon, yani 2 sene önce çok eğlenceli bir sezondu bizim için. Yani Dünya Kupası arası da vardı falan. Bayağı kaotikti. Yani şöyle düşünün. Dünya Kupası oynanıyor 2022. Bütün trailerlarda sizin hocanız var. Siz Karagümrük Spor Kulübü'ndesiniz. Maçı açıyorsunuz. Sizin hocanız. Hani Galatasaray'ın, ne Fener'in, ne Beşiktaş'ın. Hani dünyada aslında bu kadar büyük bir reklam olmamıştı. Yani Andrea Pirlo yazınca nerede ilk çıkacak şey Karagümrük Spor Kulübü'nün, Karagümrük Futbol Kulübü'nün hocası oluyor. Ya bunu yaşamak bile güzel. Hatta başkanla falan izliyorduk bazen maçları. Ya diyor bak, yani hocayı görüyoruz falan diyor. Yani hani garip bir his oluyor yani. Hani güzel de bir şey, gurur verici bir şey. Böyle bir isimle çalışmak o yüzden çok zevkliydi. Son olarak bir belki de Pirlo kadar efsane değiller ama Borini ve Viviano'dan da biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü onlar da İtalya futbolunun önemli isimleri ve Karagümrük'te forma giydiler. Kısaca onlar hakkında da yorum alayım. Ondan sonra biraz kırmızı sarı yakayı konuşalım. Borini benim gördüğüm en profesyonel oyunculardan, hatta ilki, hatta direkt onu söyleyeyim. Fabio gerçekten müthiş profesyonellikte bir isimdi. Bence herkes örnek olması gereken bir isimdi ki iyi de örnek olduğunu düşünüyorum takımda. Hani ondan bir şeyler kapan oyuncular ya da ondan bir şey öğrenen oyuncular diyelim. Bence hayatlarında profesyonelliğin ne demek olduğunu idrak edebilirler. Çok da iyi bir ucum oyuncusuydu. Hani forvette diyemem, kanattan çok iyi bir ucum oyuncusu. Komple bir ucum oyuncusuydu. Müthiş de bir sezon geçirmişti. Onlar da hocayla beraber aslında Sampdoria'ya gitti. Hani belki onlar da Sampdoria ile başka bir hamle yapabilirlerdi. Hani bunlar tabii bizim artık bunları değiştiremeyiz bu kararları. Hani belki onları bile bir daha üst seviyede görmek isterdim. Çünkü gerçekten bunu yapabilecek isimlerdi, ama maalesef yine sakatlık sorunları da Fabio'nun yine sıkıntılı oluyor onun için, ama çok büyük profesyonel, çok da takım içinde çok iyi bir karakter. Takımı ateşleyen, sert, agresif, hani böyle pozitif agresif tavrı unutulmazdı. Viviano kaptan, yani gerçek bir kaptan, yani gerçekten çok eğlenceli, çok iyi bir insan. Hatta hala konuşuyoruz kendisiyle. Türk futbolunu seviyor, Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyor, yakından takip ediyor, geliyor, gelmeye çalışıyor aralarda. Yani çok da Türkiye'den kopmuş değil Vivi, onu söyleyebilirim. Kendine has bir karakter, esprili, yeri gelince sert, hani kendisinin o cana yakınlığını aslında bize de biraz benzetiyorum. O, Türkiye'de de İstanbul'da çok güzel bir, aslında çok rahat bir hayat yaşadı. Hep de bunu vurguladı. Bu da önemli. Aslında bize içimizden biri olduğu gibi diyebilirim. Zaten kaleciliği de çok iyi bir kaleciydi bence. Eskiden de öyleydi. Yani oynadığı dönemlerde de öyle. Ama tabii doğal olarak her şeyin bir sonu oluyor. O da şu an bir takımla imzalamadı bu sene. O da İtalya'da YouTube yapıyor. Konuşmayı da seviyor. Futbol konuşmayı, ayrıca basket çok seviyor. LeBron James hayranı. O da evet, hani onunla da basket falan da konuşuyorduk. Bütün sporu, tenis vesaire çok takip eder, çok sever. Çok zevkli, çok neşeli bir karakterdi. Onunla tanıdığım için çok memnunum. Yani güzel, aslında güzel oyuncularla bu dostlukları yaşamak güzeldi benim için. Çok teşekkür ederim abi. Sana aslında Karagümrük'ten sormak istediğim iki oyuncu daha var. Çok kısa da onlar hakkında yorum almak istiyorum. Biri Fenerbahçe'ye transfer olan Levent Mercan. Onun önüne sürekli oyuncu alıyorlar ama bence Fenerbahçe'de oynayabilecek kadar yetenekli oyuncuydu. Kısaca onun hakkında bir yorum alayım. Sonra bir tane de özel bir ismim var. Tahmin edebiliyorum özel ismi de. Levent Levent Mercan kardeşim benim, çok severim. Çok düzgün bir kardeşimiz gerçekten, çok da sevdiğim bir arkadaşım. Yani onun için en iyisini hep de her zaman diliyorum. Çünkü o da çok profesyonel bir oyuncu. Kendine iyi bakan bir oyuncu. Sonuçta Alman altyapısına yetişmiş bir oyuncu. Pozisyon bilgisi bir şekilde var ki kendisi bir 10 numara aslında. Ama onun da sol beke devşirildiği bir dönem yaşadık hep beraber. Orada da elinden geldiğini verdi ama tabii doğal olarak hani pozisyon bilgi bazen bekin pozisyon bilgisiyle 10 numaranın aldığı fundamental bilgileri farklı oluyor. Onun bu kadar kolay, hızlı bir şekilde çevirip adapte edip oynamak kolay değil ama hücumda katkısı gerçekten iyi olan, özellikle top yerdeyken, ayağındayken takıma ekstra özellikler katabilen, hani ki Pirlo döneminde de hoca bunu çok yaptı. Bekin içeriye devrildiği, özellikle bir ekstra pivot olduğu dönemlerde Levent gibi bir oyuncuyla oynamak, orta saha orijinini bilen bir oyuncuyla oynamak çok büyük avantaj oluyor takımlara. Mourinho aslında bunu ne kadar yapabilir ya da ne kadar yapmak istiyor tabii bilemeyiz. Mourinho'nun çok bekinden onu istemediğini biliyorum ama Levent'in Fred'in yerine girdiğini unutmayalım maçta. Hani bir durumda Levent'in yine bir orta saha alternatifi olabileceği durumlar gelebilir. Kolay vazgeçmediler ki göndermediler. Yine genç yaşında bir kaptanlık onun da hani yaptığı, o da kolay değildi geçen yıl. Salih abiyle beraber iyi, yani sonuçta kaptanlığı da sonuçta sahada olduğu için yapıyor. Bu karakteri de o kendisine yüklüyordu. Ben onun şansının yanında olmasını diliyorum. Büyük takıma tabii de futbol oynamak çok zor. Aynı şekilde Can içinde. Can Keleş'i de şey yapmak lazım. O da bizim kardeşimiz. Beraber çalıştık geçen yıl. O da Beşiktaş'a gitti. Onun için güzel iki deneyim. Ben ikisinin de yeteneğine güveniyorum. Daha çok çalışarak, hep söylediğim gibi, onlarla hep konuştuğumuz gibi her zaman hepimiz, ben kendimi de katıyorum, sana da söylüyorum. Daha çok çalışarak bir şekilde geldiğimiz seviyeleri de kalıcı olmaya çalışmak zorundayız. O futbolcular için de geçerli. Teşekkür ederim abi yorumların için. Buradan da istersen o sürpriz isme geçelim. Mbaye Diagne. Bence sen de tahmin ediyordun. Çünkü çoğu futbol severin merakla beklediği, işte nasıl bir insan olduğunu merak ettiği, hem storyleri, hem Galatasaray macerası, Karagümrük macerası. net konuşayım. Hani çok da şey yapmayayım. Yani tanıdığım en iyi insanlardan biri. Sadece o kadar söyleyebilirim. Yani tanıdığımız en iyi insanlardan biri, hatta mız diyeyim. Çünkü gerçekten çok eğlenceli olduğunu tahmin ediyorum. Evet, eğlenceli ve iyi bir insan aslında. Yani hani naif, iyi bir insan. Ve çok da iyi futbolcu abi. Sözünü bölüyorum ama. Çok büyük golcü hatta. Çok beğenirdim ben. Çok beğenirdim. Çok büyük golcü. Ceza sahasında atamayacağı gol yok. Saki idmanlarda etme, hatta o Pirlo Hoca ile ilgili anı. Ya hani Mbaye antrenmanlarda da gol at diyordu hoca. Hani çünkü genelde antrenmanlarda daha rahat, daha rolanti tempolarda idman yapardı Mbaye. Hatta işte Roberto yardımcı hoca, ya hani Mbaye bak biz Ronaldo ile çalıştık. Cristiano hani 500 şut falan çekiyordu diyor. Hani günde hani biz ona, ben açıyordum ortaları diyor. 500 tane şut çekiyordu. Hani hazır hep gol şey, Mbaye böyle yaptı. Dedi, ben dedi Mbaye Diagne'yim dedi, Ronaldo değil dedi. Ben dedi atarım hafta sonu, siz merak etmeyin falan diyen. Manchester United, Bursaspor, Sercan mı, Rooney mi, Volkan mı, Nani mi? Bir insandı yani, hani kendini oralara gören, bir anda o tip bir kıyaslamaya bile kendini kolay sokabilecek ama gerçek şu, bir top geliyordu, hiçbir şey olmadan bir gol atabilen bir oyuncu. Yani ceza sahasında hani clinical finisher diyebileceğimiz tabirde bir oyuncuydu. Çok da iyi bir insan. Sosyal medyayı seven, kullanan, storyler atan vesaire. Bizi de güldüren, biri de paylaştı hatta, vardı. Profilde hala varıp paylaşıyordu. Güzel bir, onunla da güzel bir aile olmuştu. Özellikle hem staff'a, yardımcı ekibe de çok iyi destek veren, yardım eden, hep onları koruyan, takımdaki gençleri vesaire hep ayakkabılar alan, eden, öyle de bir karakter. Güzel bir karakterdi. Bunu memnunum. Hala da konuşuyorum. Çok da seviyorum kendisini. O Türkiye'den kolay kopmaz. Bir yerlerden de çıkar yani. Ben bekliyorum bunu. Bir Türkiye macerası daha bekliyorum ondan. Abi istersen biraz siyah yakadan biraz sarı kırmızı yakaya geçelim istiyorum. Bildiğin gibi Galatasaray Zalewski ile çok sıcak temasta. Sen hem iyi bir Roma taraftarısın, hem İtalya futbolunu çok yakından takip ediyorsun. Sence Galatasaray Zalewski ile anlaştığı takdirde Okan Buruk'un sisteminde Zalewski nasıl oynar? Zalewski nasıl oyuncudur? Bize oyuncuyu anlatabilir misin acaba? Ya şimdi şöyle, zaten hani Twitter'ından da kendi X'imden de, X diyelim şimdi, X'imden yazmıştım hani süreci, hani bana gelen bilgiler ışığında hani şu anki durumda da zaten hani öğlen yazdığımda, akşamüstü yazdığımda zaten pozitife dönüldü. Zalewski'nin aslında direncinin kırıldığının, pozitife döndüğünü bu transferle ilgili ve Roma'nın zaten oyuncuyu elden çıkartabileceği, çünkü sıcak para ihtiyacı olduğunu, hani son artık aşamalarda finalizasyona gidildiğini, hem Zalewski'nin maaş konusu hem de bonservis konusu. Yani ben buradan artık döneceğini düşünmüyorum ki benim de aldığım, yine zaten artık Ayyuka'da çıkan hani Kore yaratısı, hani bütün gazete, herkes girdi. Yani hani artık bir şekilde bu transfer bitecek Galatasaray için. Ama şimdi işte şöyle bir durum var. Galatasaray bu transfer hamlesiyle tamamlanacak mı? Bence tamamlanmayacak Galatasaray kadrosu. Yani Galatasaray'ın ben oyuncuyla da kolay tamamlanacağını, yani 2-3 oyuncu daha alsak da tamamlanacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın asıl, yine bütün Türkiye'deki takımların olduğu gibi, bir oyun sorunu var. Yani Galatasaray öncelikle nereden başlaması gerektiğini bence bilmiyor. Yani Galatasaray üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak? Şimdi dörtlüye Zalewski bek olarak alınıyorsa bilemiyorum. Çünkü dörtlünün beki Zalewski, bilmiyorum. Bakın yine altını çiziyorum. Çünkü kendisi üçlü savunmalarda genelde kanat bek oynayan bir isim. Şöyle, şimdi soruları şöyle ilerletelim. Üçlü savunmada kanat bek oynayan Zalewski, bir kere sert bir bek beklememek lazım. Agresif, savunma agresifliği çok beklememek lazım birebirlerde. Ha, yine de Zalewski yumuşak bir oyuncu değil, bakın. Zaten öyle de yazdım, altını çiziyorum. Yumuşak bir oyuncu değil ama yani bir savunma beki değil. Kendisi normal bir aslında kanat oyuncusu. Hatta 10 numara orijinli bir oyuncu. Ama Roma'da da aslında biraz da hani nerede yer bulabilir genç oyuncu? Bir şekilde en kolay oynayabileceği ya da en risksiz bölgelerde, nerede hep bekler falan, o tip yapılır. Türkiye'de de böyle olmuştur. Ama artık oyunun evrimi beklerden çok daha farklı katlar bekliyor. Zalewski aslında onu hücum tarafında verebilecek bir oyuncu. Teknik, hızlı, patlayıcı özelliği var. Top sürme kabiliyeti yüksek, dribling kabiliyeti yüksek, birebir götürme ihtimali yüksek. Hani böyle bacak arası çalımları falan çok deneyen ve atan bir isim. O yüzden de zevk de verebilir aslında taraftara bu oyun. Ama şimdi Galatasaray'ın kurgusu nasıl olacak? Galatasaray 3-4-1-2 mi oynayacak? Mertens'le mesela, benim düşüncem o. Hani Galatasaray nasıl üçlü oynar? Onu düşünüyorum. 3-5-2 oynar deniyor. 3-5-2'yi nasıl oynayacak takım? Yani şimdi hani bir de bunların bir çalışma durumu var. Üçlü savunmalarda senkronizasyon çok önemlidir. Çünkü kanat bekler genelde ileride kaldığı durumlar oluyor. Onların geri koşması, stoperlerin, özellikle sol ve sağ stoperlerin kenara kaymaları olacak. Onların yarattığı boşluklar olacak. Onu kim dolduracak vesaire vesaire, bu zincirlemedir. Yani bu bir zincirdir. Galatasaray bunu yapabilecek oyunculara sahip mi? Hadi stoperde sahip diyelim. Stoperi oynayabilir Galatasaray bununla. Davinson Sanchez. Nelson, Abdülkerim. Abdülkerim, Kaan Ayhan ki üçlü oynamış bir isim. Kaan Ayhan'ı da katıyorum. Hatta Zalewski ile beraber Yakopsu da katıyorum. Çoğu kişi Yakopsu da bir sol stoper gibi kullanabileceğini söylüyor ama bilmiyorum yani, Yakopsu çok sol stoper ben görmedim hiç oynadığını. Yani bana da pek oynayabilir gibi gelmiyor. Ben Köln'de de izledim kendisini. Hatta Köln'de de beğendiğim bir oyuncuydu ilk çıktığı dönemlerde. Ofansif, hani fiziksel olarak zaten hani o tempolu. Tabii tempolu, götüren, top süren, götüren, kesen vesaire bir oyuncu. Şimdi o yüzden buna mı döneceğiz? Zalewski gelirse Okan Hoca belki dörtlüyü tutacak. İsmail Yakopsu sol bek, Zalewski sol ön. Hani bunlar belki konuşulabilir. Galatasaray yine 4-2-3-1 oynayabilir. Bakın hani üçlüye dönülecek ama belki Zalewski ile beraber üçlüye dönülmeyecek. Belki Zalewski aslında onun da daha rahat olabileceği sol kanat pozisyonunda belki kullanılacak. Hani bilmiyorum, hani o yüzden biraz da ilk oyunları görmek gerekiyor. Zalewski'nin zaten oyuncu karakteristiğini söyledik. Roma'daki en büyük sıkıntılarından biri sürdürülebilir performanslarını sahaya yansıtamaması. Yani bir maç Zalewski bir asist yapabilir. Çok iyi bir maç çıkarıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü maç sahada yok. Kolay kartlar görüyor. Atılabiliyor. Bazen yani birebir mücadelelerde kolay yenilebiliyor. Hani bu tip sorunlar yaşadı. Tabii Roma atmosferi zor. Roma atmosferinde futbolcu olmak zor. Türkiye'de benzer biraz. Hani bir şey olduğu zaman hemen hao sesler çıkabilir. Özellikle Roma'da altyapısından yetişmiş oyunculardan beklenti çok oluyor. Zalewski de aslında altyapılardan çıkan önemli mücevherlerden biri aslında. Cevherlerden biri. Öyle adlandırılıyordu. Ama işte son dönemde Bove de çıktı. Ama bakın kendini Fiorentina'da buldu. Mali durumlar devreye giriyor. Roma'da biraz onlar çok iyi durumda değil. İşte bir anda Zalewski gibi bir oyuncuyu, Polonya milli bir oyuncu ve Polonya milli takım da gerçekten son dönemlerde iyi performanslar sergiliyor. Aslında bence bu olayın Galatasaray için en büyük avantajı uluslararası seviyede Zalewski iyi performanslar ve iyi maçlar çıkarıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu arada abi sözünü böleyim. 2 gün önce de Hırvatistan'a karşı çok çok iyi bir maç oynadı. Zaten klipleri de bayağı paylaşılıyordu. Aynen öyle. Ben izlemedim maçı. Hatta bir ben de bakayım o zaman biraz. Hani ben Türkiye milli maçından direkt hatırlıyorum hatta ilk örnek hani yaptığımız. Evet çok çok iyi. Yani. Gayet iyi. Hatta dedim yani bu Zalewski hani burada böyle hani Roma'da hani hiç bununla alakası olmayan. Hatta Roma taraftar da bugün oldu. Hani aslında gitmesini üzülenler var. Ama hani Roma'da bu performans tipini iç sahaya yansıtamıyor. Milli takımda böyle aslında bir an elden çıkartmak ama Roma için şöyle bir durum var tabii. Şimdi Roma'da sene sonu kontratı bitecek. Kontrat yenileme çalışmalarına girmediler. Şu an hani sıfıra kaybetmek de var ki Calafiori örneği Roma'da konuşuluyor çok çünkü Calafiori'den Roma çok ucuz çok kolay bir bonserviste Basel'e yolladı. Hocanın Mourinho'nun geldiği ilk sezondu. Yolladı. Döndü bu Calafiori. Şu an Avrupa'nın belki de en önemli savunmacılarından biri. En önemli hücuma katkı veren savunmacılarından biri oldu. Böyle bir örnek. Frattesi örneği var yine. Şu an Inter'de ve İtalya milli takımında oynuyor. O da çok kolay bir meblağlara aslında Sassuolo'ya giden, oradan parlayan bir oyuncu. O yüzden Roma bu oyunculardan artık yavaştan da biraz para kazanmak istiyor. Yani hani en azından bedavaya gitmesin, para kazanalım. O yüzden de Zalewski bence bu sebeple Galatasaray için iyi bir fırsat. Eğer sahaya dökebilirse Galatasaray oyuncuyu. Hem bireysel Zalewski'nin sürdürülebilirliğini arttırması, devamlılığını arttırması gerekecek. 2 Galatasaray'ın oyunu zaten bahsettik. Üçlü mü, dörtlü mü, geriden oyun kurma nasıl olacak? Özellikle topu sete yıktığında oyunu Galatasaray, Zalewski'nin konumlanması nerede? Çizgide mi, içeride mi? Ki geniş alanları daha çok seven bir isim. Özellikle geniş alan veren rakiplere karşı mesela iyi bir baskı yediğinde Galatasaray önüne çıkarabileceği toplarla, özellikle geriden yaptığı organizasyonlarla bir diagonal topla onu buluşturabilir. Hani bu tip aksiyonları deneyebilir en azından. Hücum anlamında ki Galatasaray'ın da Kerem Aktürkoğlu sonrası aslında biraz orada defekti var. Orayı tamamlayabilecek bir oyuncu. O yüzden dörtlü oynayıp Zalewski'yi sol önünde yapabilir Galatasaray ya da sağ önde de çift taraflara kullanabileceği bir oyuncu. Yani o sebeple biraz bakmak lazım. Okan Hoca'nın da bence elini bu konuda rahatlatacak. Çünkü hem solda hem sağda kullanabilmek, hem bek, kanat bek yapabilmek, hani üçlüye de dönebilir oyun içinde. Bu şekilde bir oyuncu daha kazanabiliyorsunuz. Hani belki işte Yakopsu hiç denenmemiş Yakopsu belki de. Hani bir stoper, hani belki de oyunu topla oynayabilen bir stoper yapabilir mi Galatasaray? Biraz ona bakmak lazım ama bu şu an elden her şey Okan Hoca'nın eline geldi Galatasaray için. Bunu söyleyebilirim. Tabii Osimhen faktörü önemli. Çünkü orta açabilen oyuncular ya da orta açmayı isteyebilecek duruma getiriyor Osimhen'le oynamak. Bu da bir avantaj. Icardi yine aynı şekilde. Ben Zalewski'nin asist sayısını yukarıya çekebileceğini düşünüyorum. O sebeple Galatasaray'da çünkü Osimhen, Icardi, Batshuayi'yi de katalım. Hani Galatasaray'da gole yatkın ceza sahası içi bitiricileri var. Zalewski'nin de burası aslında Zalewski için çok önemli bir de adım olacak. Yani Zalewski buradan 2 sezon iyi oynayıp hani bir çift tane asist görebileceği bir sezon olursa mesela, o da bence milli takım performansını devam ettirdiği sürece ki Lewandowski'nin açıklamalarını zaten herkes görmüştür hani onun hakkında. Bence Galatasaray da bu işten biraz daha para kazanabilir. Kârına satabilir, kârına alabilir. Aynı zamanda Zalewski de tekrar istediği seviyeye, Serie A olabilir ya da daha üst bir seviyeye kendini ya da daha üst bir takıma kendini atabilir. Çünkü Zalewski'nin ilk etapta Roma'da gerçekten kalma isteği vardı. Yani onu da belirtelim. Yani Roma'daki almak istediği PSV'ye gitmedi. Yani Şampiyonlar Ligi takımına, Şampiyonlar Ligi oynayabileceği bir takıma gitmedi. Roma'da kaldı. Ben bu forma için savaşacağım dedi. Aynen bunu demiş. Ki Galatasaray'da gelmesinin de belli şartlar koydu. Doğal olarak koyuyor. 350 bin euro net maaşı var. Doğal olarak üstünde bir rakam. çok üstünde bir rakam talep ediyor ki doğal. Çünkü 6 katına falan talep ediyormuş sanırım. 2,5 milyon euro civarında. 2,5 milyon. Ben rakam telaffuz etmedim. Bana rakamlar geldi. Hani işin seyrini değiştirmemek için rakam telaffuz yapmadım yazdığım şeylerde. Yoksa bütün rakamlar geldi. Ama yazılan İtalya'da da 2 milyon euro şu an. 2 milyon euro artı bonus. Yani hani yani bakın, net bir şey diyemiyorum. Çünkü ne olabileceğini bilemiyorum. Hani bir anda oyuncu farklı bir yere de götürebilir Galatasaray'ı. Kendisi de farklı bir yere gidebilir. Yani burada biraz atmosfer de, takım içi durum da etkili olacak. Hani o yüzden net bir şey söylemiyorum. Ama sonuçta bir potansiyel alıyorsun. Yani burada bir potansiyel transfere yatırım yapıyorsun. Yani biz Zalewski'yi Galatasaray 2 yıl sonra 15 milyon euroya satabilir. 20 milyon euroya satabilir. Belli olmaz. Ha, satamayabilir. Yani hani 6-7 milyon euroya da bir anda elinden çıkartmak zorunda da kalabilirsin. Ama bu bir zardır. Galatasaray'da maalesef geciktiği için bu konuda. Yani bu zarı atmakta gecikti. Bu zarı attı. Zalewski için en kötü nokta Avrupa'da oynayamayacak olması. Bence Galatasaray için de öyle. Çünkü Avrupa'da bu tip oyuncu oynatabilmen lazım ki Avrupa tecrübesi de oluştu 3 yıldır. Çünkü bir Avrupa konferans... Piyasada yapması açısından evet, çok önemli oldu. Konferans ligi şampiyonu oldu. Hani bunları unutmamak lazım. Ve Avrupa Ligi'nde de oynadı zaten Roma'nın bu bütün sürecinde, final önde dönemlerde. O yüzden Avrupa'da bulunması önemliydi. Keşke bu transferler Avrupa'dan önce yapılsa ya da bu transferler dönemleri uzatılmasa. Takımlarımız daha iyi planlamalarını daha önceden yapabilse. Hani bunların iki yolu var düzelmesi için, sistemin ve takımlarımızın harcamalarının. Çünkü Kostiç'te yanlış hatırlamıyorsam yazılamıyor mesela. Hani o tip bir tecrübeden evet, Fenerbahçe mahrum kalıyor. Bugün Beşiktaş bir oyuncu alsa o onu yazamıyor. Hani bu kötü bir durum bence. Yani bu yani Rabiot konuşuyor. Şimdi Rabiot'u nasıl ikna edebilirsin ki? Yani hiçbir şekilde Avrupa'ya gidemediğim oyuncu. Ben Zalewski'yi de o konuda zaten hala yadırgıyorum. Zalewski'yi şöyle yadırgıyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesine gitmedi. Hani Roma'da kalmak için bir yana doğal olarak maddi duruma giriyor. Tabii ki de maddi durumda karşılanacak. 350 bin euro bu tip bir oyuncu için az bir rakam. Roma altyapı oyuncusunun ilk kontratını yaptığı için, hani bunu da belirtelim, 5 yıllık 4 yıllık ilk kontratlar, o yüzden bu rakamda oynuyor. Bu oyuncunun zaten ederi bu değil. Tabii ki de daha yüksek ama yani şimdi oyuncuya da hak veriyorum. Yani çünkü yani Avrupa oynamayacağı özellikle yarı dönem, yani 4 ay 5 ay Avrupa'da hiç sahne giyemeyeceği bir yere gelecek. O yüzden doğal olarak talepler olacak ama bu transfer artık bittiye yakın diyebiliriz yani. Hani artık buradan dönmesi zor. Galatasaray kariyerinde de başarılar diliyorum o yüzden Zalewski'nin. Hücum anlamında katacakları bence Galatasaray'ın da tavanını da belirler. Yani çünkü şu anki durumda Galatasaray'ın sıkışan özellikle hücumunda Zalewski gibi bir topla yetenekli, aynı zamanda hareketli bir oyuncunun, topla hareketli bir oyuncunun önemli bir hücum çıkışı olabileceğini düşünüyorum. Yani abi aslında senin söylediğin gibi Zalewski adam eksiltmeyi çok seven bir oyuncu ki Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman şu an bir potansiyel 11 yazalım. En büyük eksik belki de bir orta saha eksikliği ve adam eksilten oyuncu eksikliği. Bence Zalewski bu konuda Galatasaray'ın açığını kapatacak. Ama senin de söylediğin gibi şöyle bir handikap var. Şimdi Galatasaray dörtlü mü oynayacak, üçlü mü oynayacak? Bence dörtlünün solu için Zalewski alınıyorsa skor anlamında yetersiz bir oyuncu Zalewski. Ki sen de katılır mısın buna bilmiyorum ki zaten kariyerinde yani Kerem Aktürkoğlu'nun bir sezonda yaptığı gol ve asist kadar toplamında gol ve asisti yoktur diye tahmin ediyorum Zalewski'nin. Yok zaten hani olması da çok beklenemez çünkü Roma'nın futbolu da zaten buna çok uygun değildi. Ona bir şey rol de çok uygun değildi zaten. Ama işte bu söylediğimde yani şöyle hemen vereyim sana. İşte sol kanatta Zalewski, o özgürlüğü alan Zalewski, daha ucunda düşünen Zalewski, Polonya'daki Zalewski. Orada daha çok gole katkı verebiliyor. Bu beni cezbediyor. Evet bak, bu tarafı beni cezbediyor. Ama işte eksikleri de olan bir takıma ne kadar defekt sağlar? Hani yine takım bütünlüğünde onu göreceğiz. Ben de buradan şuraya bağlayayım. Bence Zalewski dörtlü için alınıyorsa çok hani %100 doğru transfer diyemem. Ama bence Okan Hoca'nın piyasadaki üçlü oynatabileceği kanat beklerine baktığı zaman Zalewski'yi ben listenin en üst sırasına yazdığını düşünüyorum ki Osimhen'den sonra üçlü oynama planı çıktı. Bu belki de 1,5 haftalık bir plan yani. Bir doğru. Haftalık hatta. Öyle zaten. Böyle bir plan. O yüzden Zalewski'nin üçlünün soluna yazıldığı senaryoda ben katkı vereceğini düşünüyorum ki sen de çok çok iyi açıkladın bu durumu. Peki sana şöyle bir soruyla abi Zalewski dosyasını da kapatalım istiyorum. Zalewski'nin babası normalde bir Polonyalı, zaten Polonya milli takımında da oynuyor. savaştan kaçıyorlar, İtalya'ya geliyorlar. İşte Zalewski'nin böyle bir olayı var. Sonra Roma'nın taktiklerini, Rossi'nin taktiklerini basına sızdırması gibi bir olayı var. Taraftarlar tarafından yuhlanması var. Evet. Yani artık Roma'da istenmeyen bir oyuncu konumuna gelmiş Zalewski. Sen bu konu hakkında daha detaylı bilgi sahibisindir diye tahmin ediyorum. Oyunculuğundan ziyade kişiliğinden de biraz bahsedebilir misin? Çünkü Türk basınında çizilen profil çok çok sağlıklı gibi gelmiyor bana. Bunu da sana sormak isterim. Ya, genç bir oyuncu bir kere. Yani genç olduğu için hala o hataları yapmaya hani meyilli oyuncular vardır. Biraz oyun içinde ya şimdi İtalyan aslında bu oyuncu Polak ama İtalyan aslında. Çünkü İtalya doğumlu ve İtalya'da. Şimdi İtalya'da futbolcu olunca özellikle Roma gibi yerlerde bu tip böyle oyunun çirkin yanlarını oynamayı da öğreniyorsun ve biliyorsun. Hani Roma'da öyle bir takımdır. Lazio'da hani sert, yeri gelince sert, saha içinde o pisliği yapan Zalewski de bunları yapıyor oyun içinde aslında. Oyun içinde de yapıyor. Bu sızdırma, bilgi sızdırma olayıyla ilgili yalanlama hani geldi tarafından. Hani ben de çok hani ona böyle şey yapmıyorum. Yani Zalewski'nin onu şey. Şimdi Zalewski Roma'da, bakın Roma'da kalmak istiyordu. Yani Roma'da ıslıklanma olmasına rağmen kalmak istiyordu. Yani olay Zalewski'nin beklenti çok yüksek bu oyunculardan. Yani Zalewski'nin şöyle bir beklentisi var Roma'da. Yani alsın formayı, gitsin götürsün sol kanat bek, sağ kanat bek, benimle oynasın 10 yıl 15 yıl. Şimdi böyle bir beklentiden 3. alternatife düşüyorsun. Salemakers'ı alıyorlar ki bence onun görevinin bu ligdeki, yani Serie A'daki en iyi oyuncularından birini alıyorlar denge oyuncu olarak. Hem çok iyi bir savunmacı değil ama hiçbir ikili mücadeleden kaçmayan, çok iyi bir oyuncu değil ama dribbling özelliği olan, topu iyi kullanabilen bir oyuncu. Aslında Salemakers'la Zalewski hani böyle aslında iki kopyalaşabilecek oyuncu. Aslında klonlaşabilecek iki oyuncu. Ama şimdi sen onun önüne tabii Salemakers'ı alırsan diyorsun ki sen üçüncü alternatif oluyorsun. Ya da hani ikinci alternatif oluyorsun kesin diyorsun. Şimdi böyle bir durumda da Zalewski'nin kalması ona yarar olmayacaktı. Hani belki o yüzden PSV olayı, hani belki bu Salemakers erken alınabilseydi Roma'da, son gün alındı. Belki PSV'ye de gidebilirdi Zalewski oynamak için. Oyuncunun oynama isteği de var tabii ki. Ama Roma'dan da çok gitme isteği yok. Sonuçta kendi şehri, takımı, hani bunları da göz ardı etmemek lazım ki İtalyan oyuncularla ilgili de yazmıştım. Bu tip maceralara İtalya'da yetişen oyuncular çok kolay adım atmıyorlar. Yani Zaniolo örneğinde de mesela attı, istediği gibi olmadı. Yani bu İtalya'nın bence kültürel bir durumu. Çünkü İtalya'da İtalyanca konuşuluyor. Hani yabancı olsan da İtalyanca konuşmak zorundasın takımlarda. Hani çok böyle büyük bir şey desteği, mesela tercüman desteği yok. Hani sadece hatırladığım böyle yakın dönemde Spalletti kullandı. Çünkü Osimhen bilmiyordu. İtalyanca hala, yani İtalyanca bilmiyor. Konuşacak düzeyde anlamıyordu. O yüzden Napoli takımında vardı. Hatta Endombele'nin de geldiği olduğu dönemde Endombele'ye de tabii o tercüman çeviriyor ama Endombele'nin İngilizceyi de çok iyi bilmediği ortaya çıkıyor o an orada. Hatta bunu da bana Salvatore Sirigu anlatmıştı. Geçen yıl çalıştığımız. Hatta ben Fransızca bildiğim için Spalletti bazı toplantılarda benim ona Fransızca çevirmemi söyledi falan. Hatta demiştim hocaya, dedi yani ben tercüman değilim, hani Luciano hani ne yapayım falan, hani anlamıyor falan diyordu. Yani böyle Endombele'de de böyle bir bilgi hani vardı. O yüzden hani bu bizim ülkemizde bunlar çok daha organize, hani 2-3 tane tercüme oluyor büyük takımlarda farklı dillere bilen. Bu tip şeyler sorun olmayacaktır. Zalewski de bence yavaş yavaş bunun farkında. Yani bu genç oyuncular problemler de çıkarabilirler, eğlenebilirler, bir şeyler olabilir ama bunları iyi yönetmek gerekiyor. Önemli olan maksimum katkı almak sahada. Sen sahada maksimum katkı alırsan ben hani çok da kimsenin bir şey konuşacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani sen de biliyorsun yani bu ülkede de neler oldu, kimler neler yaptı ama saha içinde top kaleden geçirebildiği zaman bir şekilde bunun unutuldu. İtalya'da da öyle, emin ol. Yani Zalewski 2 tane asist yapsaydı, Dobrik'i içeri atabilseydi şu an Roma taraftarı çok da bir şey düşünmüyordu açıkçası yani. Çünkü De Rossi bu arada medyada hatta Cristantel'le kavga ettiği falan da yazmıştı bir iki hafta önce. Onun da bir maç öncesi basın toplantısında hani böyle bir şey olmadı. Hani çok güzel yazmışsınız, çok güzel uydurmuşsunuz gibi böyle bir şey de söyledi. Hani İtalya basını da bunları sever. yapmayı. O yüzden hani o çok öyle okumamak lazım. Yeni gelen bir oyuncu, genç bir oyuncu olduğunu bilecek Galatasaray ve Türkiye. Yani sonuçta Polonyalılar yani hem bir Polonyalı hem de bir İtalyan altyapısı almış bir oyuncu. Burada en iyi katkıyı alıp Galatasaray buradan faydalanıp Galatasaray'ın bu oyuncuyu benim perspektifimde 2 sene sonra satmayı düşünmesi lazım. Şu an çünkü bir yatırımlık bir hamle. Hala genç olacak 2 yıl sonra. Kullanabileceği Galatasaray'ın önemli bir aset olacaktır elinde. Bence abi izleyenlerimize de Zalewski konusunda gayet iyi bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Söylemek istediğim bir şey varsa son cümlelerim oyuncu hakkında onu alayım. Ondan sonra kısaca bir quiz bölümümüz var. Sonra istersen programı kapatalım. Ya biz söyledik söyleyeceğimizi zaten sen de yazıyorsun ben de yazıyorum. Hani sosyal medyalarımızdan ekstra bir şey olursa isteyenler soru sormak isteyenler yazsın, belki bu videonun altına da yazabilirler. Yani cevaplamaya elimizden geldiğince çalışırız. Yayınlarımızı sosyal medyalarımızı takip etsinler, oradan zaten bir şeyler yazıyor çiziyoruz. Buradan da izleyicilerimize Twitter'larımızı bırakıyorum alta. Oradan takip edebilirler. Çok kısa bir soru cevap bölümümüz var abi. Tabii. Senden onu rica edeceğim. Tabii. Biraz eğlenceli de olsun istiyorum. Tamam. Çalıştığın en iyi oyuncu. Yani zaten çok büyük bir yani şunu da parantez açayım. Pirlo da diyebilirsin mesela. Hayır, çok yani 2 sene çalıştım hani spor sektöründe. O yüzden hani çok böyle hani çok fazla örnekten şey yapamayacağım. Zor bir soru. Hani neye göre en iyi? Hani yetenek olarak mı? Yani yetenek olarak ayrı bir soru hazırlamıştım. Ben en iyi Burak Pirlo dersin diye bekliyordum. O yüzden Pirlo evet yani en iyi oyuncu Pirlo yani. Hani hala o haliyle bile Pirlo. Peki en yetenekli oyuncu? Pirlo. Peki burada Pirlo'yu saymazsak mesela diğerlerine Borini mi diyeceksin? Yok. En yetenekli futbolcu. En yetenekli futbolcuya şöyle bir cevap verebilirim. Birkaç isim vereceğim. Hani böyle şey olmasın aklıma gelen 2 isim vereyim hadi. Bertolacci yetenekli bir isimdi. Onu söyleyebilirim. Valentin Eyserik yetenekli bir oyuncuydu. Çok yetenekli bir oyuncuydu. Onu söyleyebilirim. Başka var mı diye şöyle yetenek konusunda kafamı zorluyorum. Bu 2 ismi diyeyim. En çalışkan oyuncu, bunu çok merak ediyorum. Acaba bir Türk ismini söyleyecek misin diye ama muhtemelen... Fabio Borini. Yani bunu başka söyleyemem. Fabio Borini. Ve parantez Türk olarak Levent. Peki abi Galatasaray formasıyla izlediğin en iyi oyuncu. Burada tabii ki tek bir isme indirgemek çok zor olacak. Ama bilerek seni zorlamak istedim. Çünkü Galatasaray parantezini pek açamadık. Yani zor bir soru. Galatasaray tarihinde çok önemli oyuncular var. Hani benim yaşım Hacı'nın sonuna yetti. Hani belki hani ufaktan böyle şey hani onu o yüzden söylemeyeceğim. Hani tam izlediğim olarak söyleyeceğim. Büyük ihtimal burada onu söylemek zorundayım. Wesley Sneijder. Peki abi Roma formasıyla izlediğin en iyi oyuncu bence en kolay soru buydu gibi geliyor. Ya Totti. 39 yaşında bile Totti. Çalıştığın en sert oyuncu. Bunu çok merak ediyorum çünkü Caner Erkin'le falan da çalıştı. Caner abi bu arada en yetenekli Caner Erkin. Onu kaçırmayalım. En yetenekli oyuncu Caner Erkin. Onu kaçırdım. En kaliteli, en yetenekli oyuncu Caner Erkin demek zorundayım. Çünkü gerçekten muazzam bir yetenek. Çok da komik, çok da sevdiğim bir abimdir. Hani gerçekten onu da unuttum. Bak iyi hatırlattın. Onu da söylemeden geçmeyelim. Gerçekten müthiş bir yetenek. Feguli'yle de çalıştın abi. Feguli de yine. Feguli bak aynen. Bak güzel. Bak unutuyorum çünkü hani Feguli de aynı şekilde. %100. Hiçbir çok öyle zorlandığım bir oyuncu olmadı ya. Hani herkesle ben ilkili ilişkilerim iyiydi herkesle. O yüzden tabii ki de doğal futbol takımında her şey zor. Herkes zor. Hani hocasından hepimiz ben bile bazen zorluk çıkartmış olabilirim bazen. O yüzden herkes zor bence. Peki en sinirli oyuncu? Bunu çok merak ediyorum. Aslında buna da Caner demeni beklerdim ama. Caner abi evet. Bazen sinirli, bazen şey yapabiliyor. Başka kaleciler genelde. Kaleciler. Viviano, Sirigu hani kaleciler daha böyle agresif olabiliyor. Oyunun şeyin içinde agresif onu söyleyebilirim. Peki en sıcakkanlı oyuncu abi? Ya çok burada da yani sıcakkanlı örneği ben şunu söyleyeyim. Salih Dursun. Hemen orada onu söyleyeyim. Salih abi şey yapayım. Çok da sevdiğim bir abimdir. Salih Dursun. Batuhan Şen. O da benim zaten kardeşim arkadaşım, onu da söyleyebilirim. O da öyle yani herkese karşı yani bu söylediğim isimler takımdaki herkese karşı bunları şey yapan. Levent yine aynı şekilde. Davide Biraski özellikle onu da söyleyebilirim. O da çok sıcakkanlı, çok şey bir isim. Bunları söyleyebilirim ya. Hani ya bir de gerçekten çoğu kişi de sıcakkanlıydı birbirine. Hani çok öyle hani tek tüktür olmayan. İyi bir ortam vardı yani. Evet. Son olarak da abi Instagram'ında biraz zaman geçirdim. Arkadaşlığın olarak en iyi anlaştığın oyuncuyu çok merak ediyorum. Tahminlerim var. Az önce de söyledim birini. Batuhan zaten benim arkadaşım. Batuhan Şen. Levent, Can. Bunlar sevdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim. Mbaye Diagne. Aynı şekilde Mbaye de sevdiğim, konuştuğum biri. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo hocam. Hocam da her zaman sağ olsun yazışırız. Ekibiyle aynı şekilde hala görüşüyorum. Yani aktif görüşüyorum. Ha bir de bu kişiden kişiye değişir bu konular işte. Ben herkese şu anda hala bütün kulüple, başkanımız dahil herkese görüşüyorum. Hani şey ama oyuncu sorduğun için bunları söyleyebilirim. Başka unuttuğum hani böyle çok hızlı tarama yapıyorum şu an. Hani böyle hani İtalyan ekibinin çoğu zaten. Hani İtalyan, çalıştığım İtalyan oyuncuların çoğuyla bir şekilde yakın oluyorsun, konuşuyorsun, ediyorsun. Pauletti şu an hala Karagümrük'te oynayan Pauletti'ydi söyleyeyim. Böyle yani genel olarak ama hani ilk üçü hani dördü sayarsam işte Batuhan, Salih abi, Levent, Can, Mbaye diyebilirim. Hani böyle net ilk ve bütün ve İtalyan ekibi Sirigu. Sirigu'da çok bu sene vakit geçirdim. Çünkü Sirigu'da aynı şekilde Bertolacci, Sirigu onları da söyleyebilirim. Benim sana soracağım sorular bu kadardı abi. Konuk olduğun için, bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Valla çok güzel sorular hazırlamışsınız. Hazırlanmışsın programa. Hani böyle o kadar hazırlanmanı beklemiyordum. Hani güzel oldu. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler hocam. O zaman buradan izleyenlerimize de çok teşekkür edeyim. Segundo Volante'nin 2. bölümünde sevgili Emir Ateş Dağlı, değerli abim konuğumdu. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.